biz bu videoda neleri anlatacağız Bu videoda ben sizlere biyoloji nedir canlıların ortak özellikleri ve canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapı ve organizasyondan bahsedeceğim Peki biyoloji nedir biyoloji hayatımızda hayatımızın her alanında var olan her noktasında biyolojinin olduğu bir bilim dalı. Dolayısıyla biyoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen ve canlılık özelliklerini araştıran pozitif bir bilimdir. Kısacası biyoloji Yunanca bios ve logos dediğimiz bilim kelimelerinden oluşan canlı bilimidir. Ve biyolojinin temel amacı, gerçek amacı canlılar dünyasından insanlığa faydalı sonuçlar çıkarmaktır. Biyolojinin en gerçek amacı budur. Yani bilim için, insanlık için faydalı sonuçlar, faydalı bilgiler ortaya çıkarmak biyolojinin en temel amacıdır. Peki canlıların ortak özellikleri nelerdir? Bunlara bakalım. Canlıların ortak özelliklerinden birincisi hücresel yapıdır. Organizasyon, beslenme, hareket, büyüme gelişme, enerji üretimi boşaltım, uyum, uyarılma, üreme, protein sentezi, enzim sentezi, substrat düzeyde ATP sentezi, der adıyla fosforilasyon, ATP sentezi ve yıkımı ve bunların dışında neler var? Çok kitaplarda görmediğimiz neler arkadaşlar? Hücre zarı, stoplazma, nükleik asitler bulundurma, yine aynı şekilde yağ sentezi, karbonhidrat sentezi, yağ yıkımı, karbonhidrat yıkımı bunların hepsi tüm canlıların ortak özellikleridir. Yani canlılar bu özellikleri bulunduruyorlarsa bir organizma bu özellikleri bulunduruyorsa biz ona canlı adını veriyoruz. Peki devam ediyorum. Birinci ortak özelliği neydi? Hücresel yapıydı. Hücresel yapı canlıların tümü hücre veya hücrelerden oluşmaktadırlar arkadaşlar. Dolayısıyla canlının en küçük fonksiyonel yapı birimine biz ne adını vereceğiz? Tabii ki de hücre adını vereceğiz. O halde tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur ifadesi yanlış bir ifadedir. Niye? Çünkü tek bir hücreden oluşan canlılar da bulunmaktadır. Biz tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur dersek tek hücreli canlıları ne yapmış oluruz? Görmezden gelmiş oluruz. Dolayısıyla biz canlıları hücre sayısına göre ve yapısına göre ikiye ayıracağız. Hücre sayısına göre canlılar tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Tek hücreli canlılarımız bakteriler, arkeler. Bunlar prokaryot. Bir sonraki slaytta anlatacağım size prokaryot ökaryotu. Amip, öglena, paramesyum, sporlular, cıvık mantarlar ve algler. Bir de mantarlar aleminden bir mayasını da eklememiz gerekiyor. Bunlarda tek bir hücre var. O halde tek bir hücre varsa bu canlılarda ne yoktur arkadaşlar? Dokulaşma görülmez. Dikkat edin dokulaşmanın görülebilmesi için ne olması lazım bu canlılarda? Dokulaşmanın görülebilmesi için birden çok hücrenin bir araya gelip dokuları oluşturması gerekmektedir. Peki ne dedik? Dedi ki o halde buradaki algler diyoruz ya. Bu alglerin bir kısmı tek hücrelidir, bir kısmı da çok hücrelidir. Bunları da unutmayalım. Devam ediyorum. Ne dedik? Dedi ki çok hücreli canlılarımız. Çok hücreli canlılar bitkiler, hayvanlar, bazı mantarlar nedir? Çok hücrelidir. Yine aynı şekilde kimi ekliyorum. Algleri yine ekliyorum. Çünkü alglerin bir kısmı alglerin bazıları nasıldır arkadaşlar? Çok hücrelidirler. Peki biz dedi ki dikkat edin kime? Mantarlara. Mantarların geneli çok hücrelidir ama bira mayası dediğimiz bira mayası nasıldı mantarlar aleminde bulunup tek hücreli olan bir mantardı. Dikkat edelim arkadaşlar. Peki hücre yapısına göre canlıları biz kaça ayırmıştık? İkiye ayırmıştık. Bunlar prokaryot hücre ve ökaryot hücre olmak üzere. Prokaryot hücre zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelerdir. Bunlar kimlerdir? Bakteri ve arkelerdir. O zaman bakteri ve arkeler hangi hücre yapısına sahiptir? Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bunlarda çekirdek yok. Organel olarak sadece hangi organelleri mevcuttur? Zarsız olan ribozom organelleri mevcuttur. O halde bunlarda çekirdek yoksa bunların genetik materyalleri nereye dağılacaktır arkadaşlar? Tabii ki de stoplazmaya dağılacaktır. Bunların DNA ve RNA'ları nasıldır? DNA'ları halkasal yapıya sahip olup nereye dağılacaktır? Şurası stoplazmadır. Şurası hücre zarıdır. Ve bunların DNA'ları nereye? Şu şekilde halkasal yapıya sahip olup stoplazmaya dağılmıştır. Burada bir bakterinin neyini görüyoruz? Şeklini görüyoruz. O halde şöyle şekli yaklaştıra, yaklaştıralım birazcık arkadaşlar. Şekli yaklaştırdığım zaman burada tik atacağım e, yapılar tüm bakterilerde bulunan çarpı atacağım e, yapılar ise sadece bazı bakterilerde bulunan yapılardır. O halde ribozom tüm bakterilerde bulunur. Stoplazma tüm bakterilerde. DNA hücre zarı tüm bakterilerde bulunurken hücre duvarı bazı bakterilerde. Kapsül bazı bakterilerde. Pülüs bazı bakterilerde. Kamçı ise bazı bakterilerde bulunan nelerdir? Yapılarımızdır devam ediyorum. Bu da neydi? Bu da bizim prokaryot hücrelerimizdi. Prokaryot hücrelere baktığımızda ise zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri bulunan ve çekirdekleri bulunan hücrelere biz ne adını vereceğiz? Biz ökaryot hücreler adını vereceğiz. Yani kısacası prokaryot hücreler gelişmemiş Ökar ise gelişmiş canlılar demektir. Biz bunu şu şekilde ben e, ne yapabiliyorum, benzetebiliyorum. Mesela prokar ötüceleri e, mağaraya benzetirken ökar hücreleri günümüzdeki nelere benzetiyoruz arkadaşlar? Gelişmiş dairelere benzetiyoruz. Çünkü artık odalar var. Her bir oda zarlı bir yapı, zarlı bir organel ve bunların kalıtım materyalleri neyin içerisinde bulunur? Çekirdeğin içerisinde bulunur. Şu farka dikkat edelim arkadaşlar. Ee, ökaryot hücre demek tek hücreli veya çok hücreli demek değildir. Çünkü ökaryot hücrelerin içerisinde hem tek hücreli olan canlılar var protista aleminden hem de çok hücreli olan canlılar var. Ama biz prokaryot canlıların hepsinin nasıl tek hücreli canlılar olduklarını biliyoruz. Peki protista aleminin hepsi nasıldı? Tabii ki de ökaryot hücre yapısına sahip. Fungi mantarlar alemi. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi bunların hepsi bizim ökaryot, çok hücreli ökaryot e, canlılarımızdır. Şurada bir şapkalı mantarı görüyoruz. Burada kedileri görüyoruz. Burada da bir bitkiyi görüyoruz. Devam ediyorum. Bu neydi arkadaşlar? Bizim e, birinci özelliğimiz olan hücresel yapıydı. Geldim ikinci yapımız olan neyden bahsediyorum? Organizasyon diyorum. Organizasyon organizasyonda dikkat edelim. Canlının temel özelliklerinden birisi de sahip olduğu yüksek düzeydeki düzendir. Bu düzen atomdan başlayarak hücreye, dokuya, organa doğru büyüyen bir hiyerarşi ortaya çıkarır. Dolayısıyla biyolojik organizasyon dediğimiz olay da nedir? Tam da bu bahsettiğimiz atomdan başlayıp nereye hücreye kadar veya organizmaya kadar olan yapıdır. O halde ben ne diyorum? Organizasyon tüm canlıların ortak özelliğidir. Bazı kaynaklarda neyi veriyordu arkadaşlar? Hücre doku organ sistem organizmayı veriyordu. Yani kısacası şuradan itibarenki kısmı tek veriyorlardı. Şuradan itibarenki. E o zaman biz bu kısmı verirsek biz tek hücrelerdeki organizasyon basamağını ne yapmış olduk? Biz görmezden gelmiş olduk. O halde ben tek hücreli canlılarda ne diyorum? Diyorum ki tek hücreli canlılarda ne vardır? Atomdan başlayarak nereye kadardır? Hücreye kadar olan kısım bizim tek hücrelerdeki organizasyon basamağımızdır. Çok hücrelerdeki organizasyon basamağımız ise atomdan başlayarak nereye arkadaşlar dikkat edin? Organizma sistemlere, organizmaya kadar geçen nedir bizim organizasyon düzeyimizdir. Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerek organelleri, organeller bir araya gelerek hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, sistemler neyi oluşturuyor? Organizmayı oluşturacaktır. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sınavlarda fulllemek için diğer konu anlatım videolarını mutlaka izleyin. Bu tür faydalı videoların devam etmesi için arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sınavhane ile başaracaksınız değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere canlıların ortak özelliklerinden beslenme ve çeşitlerini, hareket, büyüme ve gelişme ve metabolizmayı anlatacağım değerli arkadaşlarım. Derslerimizde çok detaya girmeyeceğiz. Sizin için yeterli olacak şekilde püf noktaları ve aklınıza tutmanız için pratik yöntemleri anlatacağım. Sınavda fulllemek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Hazırsanız başlayalım değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne anlatacağım sizlere? Bu videoda canlıların ortak özelliklerinden beslenme çeşitlerini, beslenme ve çeşitlerinden bahsedeceğim. Hareketten bahsedeceğim. Büyüme, gelişme ve metabolizmadan bahsedeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen birinci özelliğimiz olan beslenme ile başlayalım. Evet beslenme tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için ne ihtiyaçları vardır? Enerji ihtiyaçları vardır. Bu enerjiyi de nereden sağlarlar? Tabii ki de beslenme yoluyla yani tüm canlılar hayatlarını sürdürebilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir? Beslenmeleri gerekmektedir. O halde canlılar yaşamlarını sürdürebilmeleri için biz beslenme, beslenmelerinin gerektiğini söylüyoruz. Canlarda değişik beslenme şekilleri görülüyor arkadaşlar. Bunlar eğer kendi besini kendisi üretiyorsa ototrof beslenme. Eğer besinini dışarıdan hazır alıyorsa heterotrof beslenme. Eğer ışık varken kendi besini kendisi üretip eğer ışık yokken de dışarıdan hazır besleniyorsa biz bunlara da hem ototrof hem heterotrof canlılar adını vereceğiz. Ototrof otomatikmen kendi besini kendisi üreten. Heterotrof bakın heterotrof heterotrof diyoruz. Hazır besinlerini dışarıdan hazır alan canlılar demektir. O halde bunlardan birincisi olan neyle baş devam edelim arkadaşlar? Ototrof beslenme ile devam edelim. Ototrof ne dedik? Dedik ki eğer bir canlı kendi besinini kendisi üretiyorsa biz buna ototrof beslenme adını verdik. Eğer bu ototrof beslenme sırasında ışık enerjisini kullanıp kendi besinini sentezliyorsa biz buna foto ototrof beslenme adını vereceğiz. Foto ototrof beslenme adını vereceğiz. Eğer peki bu foto ototrof beslenme kimlerde görülür? Foto ototrof beslenme arkadaşlar bitkilerde görülür ama tüm bitkilerde değil tam parazit bitkiler hariç tam parazit bitkilerin neleri yoktur arkadaşlar kloroplastları olmadığı için bunlar fotosentez yapamazlar yani fotoototrof canlılar değildirler heterotrof canlılardırlar algler bazı bakterilerde ne vardır arkadaşlar fotoototrofluk olayı görülmektedir eğer kimyasal enerji kullanarak kendi besin, besinlerini üretiyorlarsa biz bunlara da kemo ototrof canlılar adını vereceğiz. ototrof canlılar sadece ve sadece kimlerde görülüyor? Prokaryot canlılarda görülüyor. Prokaryot canlıların da kimler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bakteri ve arkeler olduğunu söylemiştik zaten. O halde kendi besinini kendisi üretiyorsa ototrof beslenme. Eğer ışık enerjisini kullanıyorsa fotoototrof eğer kimyasal enerji kullanarak besin üretiyorsa nedir arkadaşlar? Kemo ototrof beslenme demiştik. Fotoototrof beslenme hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda görülürken kemoototrof beslenme sadece ve sadece prokaryotlarda görülen bir e, olaydır. Değerli arkadaşlar devam ediyorum. Geldim bir diğeri neymiş? Heterotrof beslenme. Bakın heterotrof besinlerini dışarıdan hazır alan heterotrof hazır Heterotrof hazır. Buradan aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da iki çeşidi vardır. Bunlardan birincisi holozoik beslenmedir. Diğeri ise saprofit çürükçül beslenmedir. Holozoik beslenme... Besinlerini katı parçacıklar halinde alan canlılardır. Ve sadece hayvanlar aleminde görülen bir beslenme çeşididir arkadaşlar. Saprofit ise... Saprofit canlılar ise... Bunların gelişmiş sindirim sistemleri var. Enzimleri var. Bunlar hücre dışında sindirim enzimlerini salgılayarak... Organik maddeleri neye çevirirler? İnorganik maddelere çeviren canlılardır. Özellikle saprofit canlılar, bakteri ve mantarlar, grup mantarlar aleminin içerisindedir ve bunlar da madde döngülerinde, madde döngülerinin devam etmesinde önemli rol oynuyorlar. Peki hem ototrof hem heterotrof beslenme dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Hem ototrof hem heterotrof beslenme ise bakın dedi ki ışık varken kendi besini kendisi üretecek Işıklı kendi dışarıdan hazır beslenecek. Ve bunu bu şekilde beslenen iki canlı tek vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi öglena, diğer ise böcekçil bitkidir. Öglena ve böcekçil bitki dışında hem ototrof hem heterotrof beslenen hiçbir canlı türü mevcut değildir. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim bir diğer canlıların ortak özelliklerinden bir diğeri arkadaşlarım. Neymiş? Hareket. Arkadaşlar özellikle hareket. Canlılar ne için hareket ederler? Canlılar sonun için hareket ederler. Ya beslenmek için, ya barınmak için, ya savunma yapmak için, ya yuva bulmak için. Canlılar ne yapmak zorundalar? Hareket etmek zorundalar. Ve dolayısıyla canlılar yaşadıkları ortama göre çeşitli hareket yeteneklerine sahiptirler. Mesela bunlardan hangileri? Mesela tek hücrelerde paramesumda hareket neleriyle sağlanır? Silleriyle sağlanır. Öglenada kamçı ile Amipte yalancı ayakla, çok hücrelilerde bacak gibi, kanat gibi, yüzgeç gibi yapılarla ne sağlanıyor? Hareket sağlanıyor. Bitkilerde ise arkadaşlar ne vardır? Yönelme hareketi vardır. Yönelme ve durum değiştirme hareketleri vardır. Yönelme hareketlerine tropizma, durum değiştirme hareketlerine ne adını vereceğiz? Nasti adını vereceğiz. O halde dikkat edin. Eğer bitkilerde mesela örnek veriyorum, uyaranın yönüne bağlı gerçekleşiyorsa bu tropizmadır. Eğer uyaranın yönüne bağlı değil de bitkide görülen bir durum değişikliği ise biz bunlara nasti hareketleri adını vereceğiz. Hareket arkadaşlar yer değiştirme varsa biz buna aktif hareket adını vereceğiz. Eğer yer değiştirme yoksa olduğu yerde eğer yönelme hareketleri yapıyorsa bitkilerde de mantarlarda olduğu gibi biz bunlara pasif hareket adını vereceğiz. O halde Arkadaşlar hareket tüm canların ortak özelliğidir Ama pasif hareket aktif hareket tüm canların ortak özelliği değildir Yine arkadaşlar ne diyoruz az önce dediğimiz gibi Ne dedik dedik ki beslenme tüm canların ortak özelliğidir Ama ototrof beslenme heterotrof beslenme Yani kısacası eğer e, ortak özelliğin başına bir kelime getirip sorarlarsa Yani genel bir özellikten çok özel bir özelliği sorarlarsa bu tüm canlıların ortak özellikleri değildir diyoruz arkadaşlar.